Alo herkese Tonguç Akademi'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Main Altak. Bir günümüzden bahsedeceğiz. Günlük rutinlerimizden bahsedeceğiz. Hazırsak dersimize geçelim. <laughs> Neler öğreneceğiz? Di tren bare Hemen şuradan kalemimi alıyorum. Ayrılabilen fiiller di tren bare verbin. Di unregelmeyesige verbin. Düzensiz fiiller ve Tagus Aplauf ve bir günde neler yaptığımızı anlatacağız. O zaman son sürat dersimize devam ediyoruz. İlk önce Ditren Bari Verbin ayrılabilen fiiller. Nedir bu ayrılabilen fiiller? Şimdi hemen şuraya Türkçesini yazıyorum. Siz de not alırsanız kolaylık olsun. Ayrılabilen fiiller ile cümle kurarken fiile anlamını veren kısmını özneden sonra ikinci konuma getiriyoruz. Başındaki eki ise cümlenin en sonuna getiriyoruz. Ne demek bu? Önce şuradaki cümle dizilimimize bir bakalım. Aufstehen fiili kalkmak, yataktan kalkmak anlamına geliyor. Ich, özne, stehen. Ne yaptım? Stehen fiilini, şuradaki fiili hemen böyle ortadan böldüm. Stehen fiilini ikinci pozisyona getirerek ich'e göre çekimledim. Daha sonra nesne, zaman ya da yer getirdim ve ön ek. Ön ek dediğim ne? Auf, fiili ikiye böldüm ve en öndeki ekimi cümlemin en sonuna getirdim. İşte um sie auf. Fiilimi ayırdım ve cümlemin anlamı nasıl oldu? Saat 7'de kalkıyorum. İşte um sie bunu Evet, sık kullanılan ayrılabilen fiillerimiz. Aufstehen kalkmak ya da ayağa kalkmak diyebiliriz. Anrufen aramak, birini telefonla aramak. fernsehen televizyon izlemek. anziehen giymek ya da giyinmek. Aufwachen, aufwecken, uyanmak. Anfangen, başlamak. Einkaufen, alışveriş yapmak. Aufmachen, açmak. Ausgehen, dışarı çıkmak. Mitkommen, birlikte gitmek. Ne yapıyoruz bu fiillerimizi? Hepsini ön ekle. Fiil kısmını ayırıyoruz. Evet bu 10 tane fiilimizi öğrendikten sonra hemen devam ediyoruz. Ayrılabilen fiilleri çekimlerken ne demiştik? Kelimenin önüne auf, aus, ein, los, mit, nach, vor, weg, zu, zurück, fern eklerini ayırıyoruz. Yani bu ekleri gördüğümüzde fiille bu ekleri iki parçaya ayırıyoruz. Örneğin aufstehen fiili normalde Aufstehen. Ben çekimlemek istediğimde stehen kısmını çekimliyorum. Auf kelimesini, auf ekini ise cümlemin en sonuna atıyorum. Ich stehe auf. Du stehst auf. Er sie es steht auf. Bakın çekimle dikkat edin. Düzenli fiillerin çekimiyle aynı. Çünkü aufstehen fiili düzenli bir fiil. Yani estenten kuralına uyan bir fiil. Wir stehen auf ihr steht sie stehen sie stehen geldim fernsehen sehen tek başına anlamı bakmak fernsehen ise televizyon izlemek anlamına geliyor sehen fiili düzensiz bir fiil düzensiz fiil derken şimdi hemen inceleyelim ve nasıl çekimlendiğine bakalım ich sehe fern bakın fern ön ekiyle zin fiilini ayırıyorum ve iş z fen şeklinde çekimliyorum du zist fen düzensizlik kısmı işte burada. ne yapıyorum z zin fiili hemen s ve e arasına bir i harfi ekliyorum ve çekimimi bu şekilde yapıyorum yine aslında düzenli fiil gibi sonuna st takısı geliyor du zist fen er es, zit Fern wir sehen fern ihr seht fern sie sehen sie sehen fern Evet iki fiilimde diğer fiillerimde çekimleri aynı. Ne yapıyorum? Birkaç fiil çekimledikten sonra artık tüm çekimleri tek başıma yapabilirim. Hem de ezberlemeden, kişi zamirlerine göre ezberlemeden fiil gördüğümde şıp diye fiili çekimleyebilirim. O zaman devam ediyoruz son sürat pekiştireç kısmımızla. Şimdi ben hemen burada ipucu. Aufwachen. Ne anlama geliyordu bu? Uyanmak anlamına geliyordu. Ayrılabilen bir fiil. Nereden anlıyorum? Önünde auf eki var. Hemen ayırıyorum. Auf ve vahını ne yapıyorum? İş vahını yani sondaki fiili işe göre çekimliyorum. İş wache um zehn Uhr auf. Bakın arkadaşlar, öndeki ekimi auf ekimi cümlemin en sonuna aynı şekilde getiriyorum. Ich wache um 10 Uhr auf. Ben saat 10'da uyanıyorum. Anziehen, giyinmek. Klamotten, kıyafet anlamına geliyor. Peki benim öznem kim? Er, yani üçüncü tekil şahıs. O anlamına geliyordu. Ne diyeceğim? O, kıyafetlerini giyiyor. Er, ayırdım an ve ziehen'ı. aldım. Er, sieht seine Klamotten an. Öndeki ekimi cümlemin en sonuna getirdim fernsehen fiili televizyon izlemekte. Ne yapıyorduk? Az önce çekimledik. Zeyn fiili düzensiz çekime uğruyordu. Ich und meine Familie, yani cümle içerisinde birden fazla kişi var. O yüzden ben sehen fiilimi çoğul olarak yani via biz kişi zamirine göre çekimleyeceğim. Ich und meine Familie sehen abends akşamları fern. Akşamları televizyon izliyoruz. Ben ve ailem akşamları televizyon izliyoruz. Mein Deutschunterricht. Benim Almanca dersim. Ne istiyor benden? Cümledeki anlam ne? Anfangen. Başlamak. Ne zaman başladığını söyleyeceğim. Çünkü zaman var, gün var. Am Montag. Pazartesi. Um sieben Uhr saat 7'de. Ne diyeceğim? Almanca dersim. Benim Almanca dersim ne zaman başlıyor? Pazartesi saat 7'de başlıyor. O zaman ben anfangın fiilimi ayırıyorum. Hemen şuradan farklı renk bir kalemimi alayım. Rengarenk devam edelim. Mein und Deutsch Unterricht. fängt. Bakın düzensiz bir çekim. Fängt. Mein Deutsch 3 Üçüncü tekil şahısa göre çekimini yapıyorum. Ve A üzerine iki nokta ekliyorum. A üzeri iki noktayı nasıl okuyorduk? 2E gibi okuyorduk. Fängt am Montag um 7 Uhr an. İlk baştaki ekimi de sona ekliyorum. Hemen birkaç tane sorumuza bakalım. When ne anlama geliyordu? Ne zaman anlamına geliyordu? Yani zaman istiyor, saat söylememizi istiyor. When stehst du auf? Bakın ayırmış. Soru yaparken de ayırmış. Ne yapıyorduk? Başa ve fragın soru cümlemizi getiriyorduk. İkinci pozisyonu her zaman cümlelerimizde fiil getiriyoruz. Ve ayrılabilen bir fiil olduğu için de öneki cümlenin sonuna getiriyoruz. Peki bu fiilimizin normal hali, mastar hali nedir? Aufstehen, kalkmak. Ne zaman kalkıyorsun? Saat kaçta uyanıyorsun? Ich stehe um 8 Uhr auf. Aynı şekilde fiilimi yine ayırıp yazıyorum. When comes to house eve ne zaman geliyorsun? Ne zaman evde oluyorsun? Ne cevap vereceğim? When dedi ne zaman diye sordu. O zaman benim yine saat söylemem lazım. Ich komme um 10 Direkt cümlemi bu şekilde kısa haliyle yazabilirim. Çünkü benden when sorusunun cevabını istiyor. Ne zaman geliyorsun? Fängt di Schule am Montag an? Hemen yukarı bakıyorum. Anfangın nasıl çekimledim? Feng diye. A üzeri 2 nokta A umlaut. Yani benim fiilimin master hali anfangın başlamak. Feng di an am montak an. Am montak pazartesi. Pazartesi günü okul başlıyor mu? Hem olumlu hem de olumsuz bir cümle kuracağım. Nasıl kuracağım? Ya di özlem öznem okul. Di ikinci pozisyona fiilimi getiriyorum. Feng am montag, an. En sona da ön ekimi getiriyorum. Peki olumsuz yapacağım. Ne yapmam gerekiyor? Ne kullanmam gerekiyor? Nicht kullanmam gerekiyor. Nicht olumsuzu. Nein, die Schule fängt. Peki nicht'i nereye yerleştireceğim? Nicht olumsuzu her zaman fiilden sonra gelir. Nicht am Montag An. Hayır, okul pazartesi başlamıyor. Evet, okul pazartesi başlıyor. Ne yapıyoruz? Nicht olumsuzunu her zaman fiilden sonra getiriyoruz. Kain ve kayne kullanacağımız zamanlarda da olumsuzluk yaratacağımız zamanlarda da isimden ya da sıfattan önce getiriyoruz. Evet, son sürat devam edelim. Evet, di die unregelmäßige Verben düzensiz fiiller. Hemen düzensiz fiillerimize de bakalım. Düzensiz fiillerin özelliği çekimlenirken fiil kökünde bulunan ünlü harflerin ikinci tekil şahıs du ve üçüncü tekil şahıs erzi es'e göre ses değişikliğine uğraması. Yani düzensiz fiillerin çekiminde belli bir kural yok. Sadece şurada eklediğim ufak kurallar var. Hemen onlara bakalım. E harfi ikinci ve üçüncü tekil şahısta i'ye dönüşüyor. Örneğin helfen fiil yardım etmek master haldeki bir fiil. Helft üçüncü tekil şahısa göre, erzi e göre ne olmuş? Hilft olmuş. Yani helfen'daki e i'ye dönüşmüş. Ses değişikliği olmuş. Yine e harfi ikinci ve üçüncü tekil şahısta i ve e'ye dönüşebiliyor. Zeyn fiili görmek bakmak anlamına geliyor. Üçüncü tekil şahısa göre çekiminde ise... Zid. Bakın S ve E arasına bir İ harfi daha getiriyoruz. Aynı şekilde du'ya göre çekimi de du'zist şeklinde. Peki a harfi gördüğüm yerde ikinci ve üçüncü tekil şahısta neye dönüşüyor? A üzeri iki nokta yani umlaut a'ya dönüşüyor. Örneğin fahren fiili arabayla sürerek bir yere gitmek sürmek anlamına geliyor. Üçüncü tekil şahısa göre fiyat. A üzerine iki nokta ekliyorum ve a üzeri iki noktayı nasıl okuyorum? E iki tane E gibi. Fahren, Fiat. A ve U harfleri ikinci ve üçüncü tekil şahısta A üzeri iki nokta ve U'ya dönüşüyor. Yani oy diye okuyorum. Oy. Laufen koşmak anlamına geliyor. Yine mastar haldeki bir fiilimiz. Ve üçüncü tekil şahısa göre çekiminde ne olmuş? A üzerine iki tane nokta gelmiş ve läuft şekline bürünmüş. Yani ben läuft diye telaffuz ediyorum. Ya da du Läuft şeklinde telaffuz ediyorum. Hemen iki tane örnekteki düzensiz fiillerimizi bir inceleyelim. Essen fiili yemek yemek anlamına geliyor. Ich esse du ist. Bakın en baştaki e harfim neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş. Evet kuralımızı kontrol ediyoruz. Doğru. Er zi, es tekrardan ist olarak çekimliyoruz. Wir essen ihr esst Sie essen, sie essen. Yani dikkat etmem gereken ve aklımda tutmam gereken tek nokta ikinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahıstaki çekimleri. Schlafen fiili uyumak anlamına geliyor. Ich schlafe, du schläfst. Bakın A var. Fiilimin içerisinde A var. A neye dönüşüyordu ikinci ve üçüncü teki şahısta? A üzeri iki noktaya yani umlaut A'ya dönüşüyordu. Ve du schläfst olarak telaffuz ediyoruz. Erzi es schläft. Dikkat etmem gereken yine düzenli fiillerdeki gibi du'da st takısının gelmesi, Erzi este es de ise t takısının gelmesi. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen, Zişlafen. Hemen geliyorum. Sık kullanılan birkaç tane daha düzensiz fiillerimiz var. Neydi bunlar? Esin fiilinin çekimini yaptık. Şilafın fiilinin çekimini yaptık. Uyumak anlamına geliyordu. Zitsin oturmak anlamına geliyor. Vaşın yıkamak. Farın ise sürmek anlamına geliyor. Siz de buradaki fiilleri kendiniz çekimini yaparak daha akılda kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. O zaman son sürat dersimize devam ediyoruz ve günlük rutinlerimizi nasıl anlatacağımızı öğrenelim. Die Tagesablauf, günlük rutin. Yani bir gün içerisinde ne yaptığımızı artık Almanca anlatabileceğiz. Was machst du am Montag? Pazartesi günü ne yapıyorsun? Wie ist dein Tagesablauf? Günlük rutinin nasıl? Günlük yaptığın işler, aktiviteler nasıl? Peki günlükte, günlük rutinlerde kullandığımız kelimelere bir bakalım. Klingeln, çalmak. Mesela alarm çaldı. Aufwachen, uyanmak. Aufstehen, kalkmak, yataktan kalkmak. Waschen fiili, yıkamak. Waschen, sich anziehen, giyinmek. Frühstücken, kahvaltı yapmak. Zähne putzen, dişlerimizi fırçalamak. Ankommen, varmak. Otobüs vardı, araba vardı, tren vardı, geldi anlamında. Indi schule gehen, okula gitmek. Anfangen, başlamak. Na hause zurückkommen. Eve geri gelmek. Yani eve dönmek. Okuldan sonra eve geliyorum. Okuldan sonra eve geri dönüyorum şeklinde. Su abend essen. Akşam yemeği yemek. House of Gaben machen. En sevdiğiniz şey bence. Ödev yapmak. Fernsehen. Televizyon izlemek. Ins Bett gehen. Yatağa gitmek. Artık uyumak. Peki. Heute ist Montag. Bugün pazartesi. Heute. Bugün. Die Unterricht fängt um, noin, ua, an. Bakın an, fiili. Ne yaptım? Ayırdım. Fangın kısmını çekimleyerek, di unterricht, üçüncü tekil şahısa göre çekimleyerek, ...fängt olarak yazdım. Ve en sona da ön ekimi ekledim. ...der weka, alarm. ...der weka, ne zaman çalıyor? Um, zex, ua. Benim yine der veka kelimeme uygun. Yani üçüncü tekil şahısa göre klingon çalmak fiilimi çekimlemem lazım. Der Wecker klingelt um 6 Uhr. Ich ne yapıyorum? Aufwachen, kalkıyorum, uyanıyorum. Ne zaman? Um halb sieben. Altı buçukta uyanıyorum. O zaman hemen şuraya da saatimizi yazalım. Ich ne yapacağım? Auf ve wachen'ı ayırıyorum. Ich wache um halb sieben auf. Baştaki ekimi de sona yazıyorum. Yani aslında en önemli nokta Bilmemiz gerekenler kelimeler ve fiiller. Bunları bilirsek bir günümüzü hatta bir haftamızı bile anlatabiliriz. Peki aufstehen kalkmak yataktan kalkıyorum uyanıyorum ne zaman? Um zibun ua fünfzehn. Ne yapacağım? Aufstehen fiilimi ikiye böldüm ve stehen kısmını çekimliyorum. Ich stehe um 7 15 auf. Peki, ich wasche Ich wasche mein Gesicht. Mein Gesicht. Yüzümü yıkıyorum. Ne yapıyorum? Yüzümü yıkıyorum. Peki sonra ne yapabilirim? Kahvaltı yapabilirim. Önce yüzümü yıkarım. Sonra kahvaltı yaparım. Ne demekti kahvaltı yapmak fiili? Frühstücken fiili düzenli bir fiil ve ayrılamayan bir fiil. O yüzden direkt olarak frühstücke şeklinde çekimliyorum. Ich frühstücke um halb acht ya da nasıl söyleyebilirim saati? Ich frühstücke um 7 Uhr <laughs> dreißig. Dann sonra ne yapıyorum? Dişlerimi fırçalıyorum. Zähne, dişlerimi. Meine Zähne. Putzen yapıyorum. Temizliyorum, fırçalıyorum. Ne yapacağım? Dann putze ich meine Zähne. Ich mich meine Schuluniform Antiyon. Antiyon fiilini ayrılabilen fiilini kullanmam lazım. Ne yapıyorum? Ayırıyorum. Siyon kısmını işe göre, iş kişi zamirine göre çekimliyorum. Ich ziehe mich meine Schuluniform an. Der Schulbus, okul otobüsü. Ne yapacak? Varacak. Saat kaçta? 8.15'te. Ankommen. Varmak anlamına geliyordu. Ne yapıyorum? Yine ayırıyorum. An common şeklinde common fiilin ikinci pozisyona getirip çekimliyorum. Der Schulbus kommt um 8.15 Uhr an. Ön ekimi de ne yapıyorum? Cümlemin en sonuna yerleştiriyorum. Peki geldim buraya zurückkommen. geri gelmek. Okuldan sonra ne yapıyorum? Eve geri dönüyorum. Ich zurückkommen. hemen ayırdım. Trük geri demek common gelmek demek. Common fiilin ikinci pozisyonda çekimliyorum. Ich komme am Nachmittag um 5 Uhr nach Hause zurück eve geri geliyorum. Peki zu Abend ne yapmam lazım zu Abend? Hemen bakıyorum zu Abend akşam yemeği yiyorum. O zaman benim Essen fiilini hangi kişi zamirine göre çekimlemem lazım? Ich kişi zamirine göre ich esse Abends akşamları um 9 Uhr Essen fiili yemek yemekte Tabii ki ben ne yaptım? Geldim buraya esin fiilini alt cümleye yazdım. Onu hemen üste çekiyoruz. Hatta farklı bir renk kalem alayım. Ayırt edebilelim. Peki, ich ne dedik? Esin fiilini ich'e göre çekimleyeceğim. Ich esse um halb acht zu Abend. Saat yedi buçukta ne yapıyorum? Akşam yemeği yiyorum. Peki machen fiili yapmak anlamına geliyordu. Ne yapıyorum? Ödevlerimi yapıyorum. Ne zaman? Akşamları her akşam rutin olarak saat dokuzda ödevlerimi yapıyorum. O zaman ne diyeceğim? Machen fiilini çekimleyeceğim. Ich mache abends um neun Uhr meine Hausaufgaben. Ve son olarak da ne yapıyorum? Yatağa gidiyorum. Bütün günümü anlattım ve artık dinlenmem, uyumam gerekiyor. Ich gehen filinden yararlanacağım. Gehe um elf Uhr ins Bett. Ich gehe um elf Uhr ins Bett. Artık saat 11'de yatağa gidiyorum. Yani şu sağ tarafta gördüğünüz fiillere ve kelimelere çok dikkat edin ve iyi öğrenmeye çalışın. O zaman artık dersimizi bitirdiğimize göre ödüllü sorumuza geçelim. Um wie viel Uhr schläfst du am Wochenende? Um wie viel Uhr? Saat kaçta? Schlafen fiili ne anlama geliyordu? Uyumak anlamına geliyordu. Hafta sonları am Wochenende. Hafta sonları, hafta sonunda saat kaçta uyuyorsun? Evet, ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.